İnternetten tanıştığı İsmet Karalı ailesi tarafından kaçırıldığını iddia ediyorsunuz 16 yaşındaki çocuğunuzun. Neyman'a Sıla bir restoranda aşçı yardımcısı olarak çalışıyor. Kaçırıldı zaten 16 yaşında olunca kendisi kaçtı diyemeyiz. Çalışıyordu koronadan dolayı. Evet. Biz kayıp oldu diye şey yapmıştık. Daha sonra burada İlknur Hanım diye birisi var. Onun yardımıyla kaçırıldığını öğrendik. Ve size denilmiş ki İsmet Kara isimli kişi Neyman'ı kaçırmaya babası Eşref Kara, dedesi Güngör Çetin ve eniştesi Mutlu ile geldi. Küçük kızı alıp gittiler. Tanışmışlar 3 ay önce. İsmet kız kardeşiyle beraber Fethiye'ye gelmiş. Neyman'a da küçük kız kardeşini evime getirdiler. Evet. Ben de kızların ailesinin haberini olup olmadığını sordum. Haberlerinin olmadığını öğrenince kovdum demiş. Siz ulaşabildiniz mi aileye? Evet. Siz ulaşabildiniz mi aileye kızınızı? Biz aileye ulaştık. Aileyle görüştük. Gittik ne yanına. Evet gittik. Kaçırıldıktan 1,5 gün, bir gün sonra Finike'ye gittik ailesinin yanına. O zaman kolluk kuvvetlerimiz oradaydı zaten bir arınca. Evet. Muhtarımız, kolluk kuvvetlerimiz oradaydı. Bize dediler ki, biz dediler süt parası altında dediler. 25 milyar para veriyoruz dediler. Bize önce para teklif ettiler. Biz kabul etmedik. Biz sadece çocuğumuzun bulunmasını istiyoruz. Bize dediler ki, karakol komutanımız dedi, sizin burada beklemenizi 2 gün bekledik. 2 gün sonra dedi ki karakol komutanım, sizin burada beklemenize gerek yok. Biz çocuğunuz bulununca size haber veririz. Siz dönüşe geçin dediler. Dönüşe geçtik. Kaçtıktan yani 3-4 gün sonra pazartesi günü teslim edeceğiz çocuğu dediler. Halen daha teslim etmediler. Yani kabul ettiler onlar da olduklarını, olduğunu. Ya bir şey söyleyeceğim. 16 yaşındaki çocuktan ne umuyorsunuz evet, kardeşim ya? Dün 16 yaşında yani ne umuyorsunuz 16 yaşındakini? Bakın. Bilmiyorum artık. Yani anlatması çok zor. Yani sonuçta 16 yaşındaki bir çocuğu kaçıran, bütün ailece kaçıran kişinin de çocuğu olduğuna göre unutuyor musunuz acaba 16 yaşındaki halinizi, çocuğunuzun halini? 16 yaşında. Yani ne fayda göreceğinizi umuyorsunuz? Çocuğunuza ne faydası olacağını düşünüyorsunuz? Daha çocuk çocuk. Yani oğlunuza ne faydası olabilir 16 yaşındaki birinin? Suç işliyorsunuz. Suçun işlendiği tarih önemli. Aile evet. Sizin 25 bin liranızı kabul edip kızı veriyorum dese bile siz o suçtan kurtulamazdınız. Rica ediyorum kızı ortaya çıkartın. Bir de kardeşim yani bu koronadan biz kapımızı burnumuzu dışarı çıkartmaya korkarken toplanıyorsunuz. Hiç anlamıyorsunuz demek ki etrafta ne oluyor, dünyada ne oluyor falan. Gidip bir de kız mı kaçırıyorsunuz? Ya o kız gelse sizin yanınızda hastalansa ölse ne cevap ya vereceksiniz? Ya şimdi bir de şöyle bir şey. Ne cevap vereceksiniz aileye? Ben kaçıranı söylüyorum. Kız gitti. Evet. Hani hayatta her zaman risk var da şu an risk çok daha fazla. Kız geldi yanınızda hastalandı öldü. Ne diyeceksin? Tamam işi bitti al mı diyeceksin? Yani ne diyeceksin ya bu nasıl bir korkusuzluk? Nasıl bir gözü peklik? Bir de nasıl bir terbiyesizlik ya? Bir insanın kızını kaçır. Ondan sonra da para teklif et. Sanki bir yani malını alıyorsun, arabasını aldım. Bu arabaya da ben 25 bin lira fiyat biçtim. Böyle bir şey olabilir mi? Bir de niye 25 evlat, bin lira? Evlat. Yani sen birinin evladını alıp kaçırıp üstüne de malmış gibi para teklifi nasıl yaparsın? Yani bu nasıl bir utanmazlık? Bir de niye 25 bin lira? Yani raiç 25 bin lira mı yani şu sıra yani? Sorumsuzluk, sorumsuzluk. Yani bu tip insanların kendi aile fertlerine karşı da bir sorumluluk hissi yoktur. Kendi aile fertlerine karşı da normlar sorumlu bir aile reisinin vasıflarını taşımamaktadır. Taşımış olsa başkasına da o sorumluluğu gösterir. Yok maalesef yani. Vallahi İsmet Kara ve ailesine sesleniyorum. Rica ediyorum. Kızı bir an evvel geri verin. Saçmalamayın. Zaten bir saçmalamışsınız. Böyle babası, eniştesi bilmem nesi kaçırdığı söyleniyor. Hiç bu işlere karışmanızı çok ayıpladım. Koca koca insanların. 16 yaşındaki çocuğun peşine mi düştünüz ya? Ailece gidip kaçırmak ne demek yani? Ya çok ayıp ediyorsunuz arkadaşlar. Ben artık hani bu korona günlerinde bunları yapmayız falan diye düşünüyordum. Bakıyorum gene duran durmuyor. Çok ayıp. Kızı geri getireceksiniz yani bunun hiçbir yolu yok. Oğlunuz da cezaevine girecek. Bu kadar basit. Annesi bir seslensin kızına. Buyurun. Günaydın Müge Aldı. Günaydın canım. Seslen sen de bir kızına. Sıla neredeysen çık annem. Çok üzülüyorum ne olursun.
Benim adım Ezgi, Ayşe değil Migalda. Öyle yazmışlar hayatım, ne yapayım artık. Kusura bakma yani, ne yazıyorlarsa ben de onu söylüyorum. Heh. Belki kızın korkuyordur eve dönmeye. Migalda, bir seslen. Heh. Dün akşam aradı. Bir seslen kızına. Dün akşam aradı. Sadece söyle. Kızım ne olursun çık lütfen. Neredeysen çık. Her yerde arkandayım ne olursun. Şimdi de arkandayım, çık ortaya. Vallahi. Dün yani... akşam aradı. İfadenizi geri alın. Şikayetleri geri alın. Nikah gününe alın, ben öyle çıkacağım diye çocuğuma böyle baskı yapıyorlar şu anda Migal'da. Almayın hayatım, almayın. Evet. Almayın. Bak balık baştan kokar. Zaten böyle bir şey yaşamışsınız. Yani bunun sonu da iyi yere gitmez yani. O nedenle öyle 16 yaşındaki çocuğu toplanıp kaçıran bir ailede almayın yani.